Merhaba sevgili öğrenciler, kanalımıza hoş geldiniz. 6. sınıf Türkçe dersi 1. tema testi örnek sorularımız. Bir şeyi derinlemesine ve ayrıntılarına inmeden okumak anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? A. Göz doldurmak, B. Gözden düşmek, C. Göze batmak, D. Göz atmak. Cevap D şıkkı, göz atmak. Ayşe yazılıdaki soruların çok zor olduğunu söyledi. Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede geçen bir sözcüğün zıt anlamlısıdır? A. Kolay, B. Pahalı, C. Yanlış, D. Doğru. Cevap A şıkkı, kolay. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır? A. Bu sınav soruları bana çok zor geldi. B. Çocuklar okula bu sabah erken gittiler. C. Dışarıdakiler yağmur yağınca içeri girdiler. D. Öğrenciler ödevlerini bugün yapmadı. Cevap C şıkkı. Dışarıdakiler yağmur yağınca içeri girdiler. Aşağıdaki öğrencilerin hangisinde eş sesli, sesteş sözcük kullanılmamıştır? A. Araçlar yollarda kalmıştı. B. Kır saçlı olmak güzel mi? C. Bunları bana yaz dedi. D. Bu sene çok roman okudum. Cevap D şıkkı. Bu sene çok roman okudum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli sözcük kullanılmıştır? A. Oyun sonrası yorgunluktan uyuyakaldı. B. Bahçıvan gülleri tek tek suladı. C. Yapılan araştırmada önemli bulgulara rastlandı. D. Bütün paraları dün gece harcamıştı. Cevap B şıkkı. Bahçıvan gülleri tek tek suladı. Ağaçlık, kavunları, karabiber. Sözcüklerinin yapısı hangisinde sırasıyla verilmiştir? A. Türemiş, basit, birleşik. B. Türemiş, birleşik, basit. C. Basit, türemiş, birleşik. D. Basit, birleşik, türemiş. Cevap A şıkkı, türemiş, basit, birleşik. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi yoktur? A. Tatile gitmek için valizini hazırladı. B. Müzik dinlemek için radyoyu açtı. C. Otobüs gelmediği için işe gidemedi. D. Yüksek puan almak için ders çalıştı. Cevap C şıkkı. Otobüs gelmediği için işe gidemedi. Aşağıdakilerden hangisi yapı bakımından basit bir kelimedir? A. Anı, B. Yazı, C. Sızı, D. Adı.
Cevap D şıkkı, adı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur? A. Sağlıklı olmak için spor yapıyor. B. Sınava iyi hazırlandığından başarılı oldu. C. Geç kaldığı için ödevlerini yapamadı. D. Çok başarılı olunca takıma alındı. Cevap A şıkkı. Sağlıklı olmak için spor yapıyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A. Sabahın köründe dışarıdan gelen sesler beni uyandırdı. B. İstanbul'daki evimi özlüyorum. C. Herkesin buna dikkat etmesi gerekiyor. D. Bu muydu beklediğin koli? Cevap C şıkkı. Herkesin buna dikkat etmesi gerekiyor. Kanalımıza abone olarak bize destek verebilir. Videomuzun açıklama bölümündeki testimizi çözebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.